Kanal 12'de Bilgi Pusulası programına hoş geldiniz efendim. Bir kere daha salı akşamı sizlerle Kanal 12'de buluştuk. Tarihteki önemli olayları, olaylara, düşüncelere yön veren eserleri, şahsiyetleri ve bizlerde iz bırakan fikirleri konu edindiğimiz, geçmişten geleceğe gerçek ve faydalı bilgilerin peşinde olduğumuz Bilgi Pusulası programlarının birinde daha sizlerle buluştuk ve bu hafta konumuz İstanbul'umuz olacak. İstanbul'un o köklü medeniyetini barındırdığı tarihi kültürel mirası ve İstanbul'un çeşitli güzelliklerini, nezih semtlerini, simge yapılarını anlamaya, öğrenmeye çalışacağız bu programımızda. Ve İstanbul'u bizlere tanıtacak olan çok kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. İstanbul üzerine, İstanbul'un tarihi üzerine, önemli yapıları, semtleri üzerine birçok önemli çalışmaya imza atan, çok sayıda kitap yazan araştırmacı yazar Turan Akıncı hocamız bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok mutlu ettiniz. İstanbul'u sizden dinlemek bizim için çok değerli. Bizi kırmadığınız, burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Estağfurullah. Ben de bu programı izleyen tüm seyircilere saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu ara bir rahatsızlık geçiriyorum. Ondan dolayı aldığım ilaçlar konuşmamı etkiliyor. Bir hata olursa baştan özür dilemiş olayım. Ama İstanbul'u anlatmak için sevgili Muhammed kardeşimi kıramadım. Hasta halinde geldim. Kusuruma bakmasınlar. Çok sağ olun hocam. İyi ki varsınız. Zahmet verdik sizlere. İlk önce o zaman İstanbul'un kronolojik olarak bakalım İstanbul'a ve İstanbul'un ilk olarak ne zaman yerleşim olduğunu, bir şehir haline geldiğini sizden öğrenelim. Kim tarafından, hangi devlet tarafından İstanbul kuruldu ve bir şehir, bir merkez haline getirildi? Şimdi İstanbul'la ilgili olarak kuruluşuyla ilgili 3000 yıl, 5000 yıl, 8000 yıl gibi iddialar var. Bir takım insanlar, bir takım kavimler gelip İstanbul'da yaşamışlar. Ama İstanbul'un bilinen tarih, yazılı tarih veya kentleşme olarak başlangıcı 3000 yıllık bir kent. Yani milattan evvel 1000'lerde kurulmuş. Burası bir Roma toprağı. Yani Roma devletiyle İstanbul aynı dönemde kurulmuşlar. Hepsi milattan evvel 1000 civarında kurulmuş. Roma şehirciliğine göre kurulmuş. Yani bir hipodrom var. Hipodromun karşısında önemli bir şehrin önemli kilisesi var. Büyük meydanlar var. Meydanlar mermerden oval olarak yapılmış. Üstlerinde hepsinde bir heykel, bir sütun var. Bildiğimiz Roma mimarisinin düzeni. 395'e kadar bu milattan sonra 395'e kadar böyle gidiyor. Ondan sonra Batı Roma, Doğu Roma diye ikiye ayrılıyorlar. Yani hocam ilk nasıl, ne zaman kurulduğu sorusuna cevabınızda Bizantiyon, Kalkedon şehirlerini yok saymıyorsunuz ama tam anlamıyla İstanbul'dan bahsedebileceğimiz bir merkez olarak, bir medeniyet merkezi olarak İstanbul'dan bahsedebileceğimiz tarih olarak Roma'yı temel almamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bir de belge ve yazılı kaynakların kalması lazım bir şehrin kurulması için. Yani insanlar orada yaşamış olabilir ama biz tarihe dönüp baktığımız zaman o dönemle ilgili bilgi, belge, yazılı kayıt buluyorsak başlangıç olur. Orayı temel alacağız. Tabii, doğru. Yani dediğiniz çok doğru. Eğer Kalkedon'u veya arkeolojik buluntulara gidecek olursak o zaman Yarımurgaz Mağarası'nı da ele almamız lazım. Bundan 400 bin yıl önceki insan yerleşimi olan o önemli mağarayı o zaman temel almamız gerekiyor İstanbul'un başlangıcı olarak. O halde şehir mantığıyla tam olarak İstanbul'un ilk varlığından Roma ile beraber bundan 3000 yıl öncesinden itibaren başlatabiliyoruz. Evet, şimdi şöyle bir şey anlatayım. Dünyada geçmişi 3000 yıla dayanan şehir sayısı çok az. 3 tane 5 tane çıkar, 6.sı çıkmaz. Burada günümüze ilgili bir detayı anlatmakta yarar var. İstanbul ve Roma, demin de söylediğim gibi şehircilik açısından, mimari açısından aynı dönemi yaşamışlar. 1960'lara kadar bu iş devam etmiş. 1963 yılında Roma şehrini yönetenler, bana göre Avrupalılar, Avrupalı zekası, Avrupalı kültürü
bir karar almış. Demişler ki Roma'nın nüfusunu donduruyoruz. 2.700.000'de şehrin nüfusunu donduruyoruz. Roma bundan sonra kültür, sanat ve mimarlık kenti olacaktır. Bir müze kenti olacaktır. Buna göre yönetecek. Yani Türkçesi kente yeni imar vermemişler. İmar vermedikleri için insanlar gelemiyor, boş yer bulamıyor, boş yaşayacak ev bulamıyor, bak bulamıyor. Onun üzerine şehrin nüfusu 2.700.000'de kalıyor. Günümüzde bugün o zaman aynı. Hala bir 2.700.000'de. İstanbul maalesef bu Roma'nın yaptığı işi taklit edememiş veya uygulayamamış. 1955-58 arasında Adnan Menderes zamanında İstanbul'u sanayi şehri ilan etmişiz. Bu İstanbul'a yapılan en büyük ihanet. Yani benim gençliğimde şehrin tam içinde otobüs fabrikası vardı. Otomobil fabrikası vardı. Kadıköy'de otomobil fabrikası vardı. Mercedes otobüsleri Topkapı'da yaparlardı. Bahçelievler'de Magris minibüs yapardı. Evet. Bundan dolayı İstanbul'un nüfusu artmaya başladı. Ve kontrolsüz arttı. Bir tarihi kentin nüfusu 5 milyonu geçtiği zaman içinde yaşayan halk tarihe medeniyete zarar vermeye başlıyor. Bugün ben İstanbul'da o kadar çok örneği var ki Eminönü'nde çok şık bir cami vardır. Rüstempaşa Camii. Bugün Rüstempaşa Camii'ne giremezsiniz çünkü kapının önünü lokantaya kiralamışlar. Diğer kapısının önünde de bir triko dükkanı, adam orada kazak satıyor. Yani 16. yüzyıldan kalan muhteşem bir cami, biblo gibi bir camidir. Bunu etrafında lokanta yaptığınız zaman caminin bütün şeyini kaçırıyorsunuz. Özellikle son 20 yılda İstanbul nüfusu 10 milyondan 20 milyona çıktı. Devasa bir kent olarak meydana geldi. Ve tarihi nosyonlarını kaybediyor İstanbul. Evet. Her geçen gün bu kadar büyük nüfusu İstanbul'un kaldırmaması lazımdı. Maalesef bu hale geldi. Evet. Buraya da biraz daha açmanızı isteyeceğiz. Programın sonlarına doğru eğer vaktimiz yeterse İstanbul'u biz nasıl korumalıyız? Şu an korumayı başarıyor muyuz? Konu başlıklarımızdan birisi de bu zaten. Ama isterseniz kronolojik olarak ilerlemeye devam edelim hocam. Dediniz ki Roma ve İstanbul karakteristik olarak aynı Roma yapıda. Medeniyeti. Efendim? Roma medeniyetinin şehri. Evet, Roma medeniyetinin şehri ve bugünkü İtalya'da bulunan Roma şehriyle İstanbul aslında aynı mantıkla, aynı karakter özellikleriyle inşa edilmiş. Biz Roma şehirciliği diyoruz. Simge yapılarıyla Roma şehirciliğine en güzel örneklerden birisi. Peki Bizans'ta Ayasofya'yı biliyoruz, hipodromu biliyoruz. Başka neler ekleyebiliriz? İstanbul'u İstanbul yapan yapılar neler? Şimdi yapalım? Bizans dönemini ele aldığımız zaman, yani ben onun başlangıcı 395'te şey yapıyorum. Milattan evvel 1000 yıl diyoruz ama Roma medeniyeti. 395'ten itibaren Doğu Roma oluyor. Aradaki fark şu, Doğu Roma Ortodoksların bulunduğu bir kent. Bildiğimiz Roma ise Batı Roma dediğimizde Katoliklerin merkezi. İkisinin arasında bir zamanla bir farklılıklar oluyor. İstanbul'da Ayasofya çok önemli bir mimari eser. 5. yüzyılda adamlar önemli bir kubbesi olan bina yaratmışlar. İstanbul'da Aya İrini Kilisesi, Bodrum Kilisesi, Kariye Kilisesi, aşağı yukarı 13-14 tane Bizans'tan kalmış, bugün iyi durumda olan, 3-5 tanesi cami olarak kullanılıyor ama mimarisi yerinde olan bir eserler var. En önemli eserlerden biri 4. yüzyıldaki bugünkü Saraçhane'de bulunan su kemeri, Valens kemeri 4. yüzyıl. İstanbul'un etrafındaki surlar yine Roma medeniyetinin önemli binaları. İstanbul'da bugünkü Beyazıt Meydanı, Aksaray Meydanı, bunlar hepsi Roma medeniyetinin yarattığı dairesel şekilde mermerden yapılmış, ortasında sütunlar bulunan, heykeller bulunan günümüze kalan medeniyetin binaları. Bunların içerisinde hipodromu da saymak lazım. Hipodromun özelliklerini biraz daha açabilir misiniz? Aslında
saydığınız bu simge yapıların bir kısmı günümüze gelmiş. Bir kısmı ne yazık ki kalıntılarını bazen yolda görüyoruz. Örneğin Beyazıt'taki o muhteşem yapıdan geriye Divan Yolu üzerindeki birkaç eser kalmış. Tarihi kalıntı kalmış yolun kenarında. Beyazıt Meydanı'nın karşısında hemen görebiliyoruz. Beyazıt Meydanı'nın tam karşısında kaldırımızın üzerinde. Evet. O zamandan kalan şehrin girişini gösteren sütunlar, üçlü portaller var. Evet. Ama bazı yapılar biraz daha güçlü bir şekilde bozulmadan korunarak, örneğin Ayasofya gibi günümüze kalmayı başarabilmiş. Bir de ikisinin arasında hipodrom gibi aslında bir kısmı ayakta kalabilmiş. Varlığı en azından bulunduğu dairesel form günümüze kalmakla beraber üzerindeki büyük sütunları, yapıları kaybetmiş. Hipodrom gibi devasa bir eser var. Her zaman biz o bölgeyi dolaştığımızda o genişlikte dolaşıyoruz, manzarayı seyrediyoruz ama altındaki tarihi bazen unutabiliyoruz. Bütün seyircilerimizin haberdar olabilmesi için Sultanahmet'e gittiklerinde, Ayasofya'ya gittiklerinde, hipodromun üzerinde dolaştıklarında nasıl bir tarihin üzerinde olduğunu hatırlayabilmeleri için orayı biraz anlatmanızı istiyoruz. Ayaklarımızın altında ne var? Şimdi o bölgenin korunmasında Osmanlı'nın rolü çok büyük. Ayasofya çok önemli bir mimarlık dünyada. 5. yüzyılda öyle bir kubbeyi inşa etmek herkesin yapacağı bir iş değil. Ama Osmanlı'da İstanbul'u fethettikten sonra kilisenin ayakta kalması için bir takım duvarlar ilave ederek, bir takım destekler ilave ederek, 4 tane de minare koyarak Ayasofya'nın günümüze gelmesini sağlamış. Hipodromun da günümüze gelmesindeki en önemli etmenlerden biri de Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii oraya yapılmasaydı hipodromdan belki bir şey kalmayabilirdi. Sultanahmet Camii İstanbul'daki önemli mimari olaylardan biri. Osmanlı orada bulunan sütunları, tarihi eserleri dokunmamış. Hatta etrafındaki bugün tapu müdürlüğü olarak kullanılan, Marmara Üniversitesi'nin rektörlüğü olarak kullanılan binaları da oraya saygılı olarak yapmış. Yani hipodromun ortasına bir bina dikmemiş. Etrafını koruyacak bir şekilde yapmış. Osmanlı'nın orada emeği çoktur. Ama Bizans büyük bir medeniyet. Bizans'ın İstanbul'daki bütün önemli gelişmesi 12. yüzyıla kadar. 12. yüzyılda 1204'te Avrupa'dan Katolikler, yani o zamanki Doğu Roma, Batı Roma'da diyenler, İstanbul'u sömürmek için veya zenginliklerini çalmak için 4. Haçlı Seferi'ni yapıyorlar. 1204 tarihine geliyorlar. İstanbul'daki Bizans Krallığı İstanbul'da kalamıyor. Mecburen Bursa civarına, Karacabey'e kaçıyorlar. O dönemde 1261'e kadar Katolikler İstanbul'da egemen oluyorlar. İstanbul'da işe yarayan, değeri olan tarihi eserlerin hepsini çalıp çırpıp Venedik'e götürüyorlar. Bugün Venedik'te San Marco Meydanı'ndaki mesela at heykelleri var. Onlar Ayasofya'dan gitmiştir. Ayasofya'nın içindeki önemli kısım olan altar denilen, yani kilisenin sunak olarak kullanılan yer. Efendim? Sunak olarak kullanılan yerdeki bütün önemli şeyleri, eserleri, altın bezemeler var. Onların hepsini çalıp götürüyorlar. İstanbul'da işe yarayacak hiçbir şey bırakmıyorlar. 1261'de İstanbul'a Bizans geri gelip şehri geri aldığı zaman İstanbul'un ruhu kaçmış oluyor. Yani ondan sonra Bizans'ın gücü de bitmiş oluyor, imkanı da bitmiş oluyor, olanla idare ediyorlar. Hocam, o zaman Osmanlı Bizans'tan kalan, fetihten öncesi yapılmış olan o simge yapıları elinden geldiğince korumaya, tahrip etmemeye, saygılı bir şekilde şehri büyütmeye çalıştı. Evet. Ama şehrin, İstanbul'un fethi sırasında büyük bir yıkıntıya zaten uğramış olduğunu anlıyoruz. Öncesinde bütün bu hipodromun, diğer simge yapıların yerle bir olması, tahrip olması, sadece biraz daha küçük boyuttaki tarihi eserlerin çalınmasından ziyade hipodrom gibi devasa yapıların yıkılmasını da o zaman 4. Haçlı Seferi'ne, Katoliklerin saldırılarına bağlayabilir miyiz? Evet, Katolikler İstanbul'da işe yarayacak ne varsa çalıp götürmüşler.
Geri kalan da yıkmaları o zaman. Yani taş toprağı çalıp götürme imkanları yok. Yani hipodromun taşlarını alıp götürme imkanları yok. Veya götürseler bile bir işe yaramaz. Roma'da taş bol. Roma ve İstanbul'u kıyasladığında aslında İstanbul çok daha güzel bir şehir. İçinden deniz geçiyor. Evet. Adalar var ve Marmara kıyısı. Roma sahile 75 kilometre uzaklığında kara kuru bir şehir. Yani içinden bir uyduruk bir nehir geçiyor. Hı hı. İstanbul'da kıyaslanmayacak bir şehir. Ama maalesef biz İstanbul'u özellikle 1955'lerden sonra iyi koruyamadık. Hele son 20 senede İstanbul'u yok ettik. Evet. Kimse kusurumuza bakmasın. Bunu da açık açık söylemekte yarar var. Hocam peki biraz daha geriye gidelim o zaman. İstanbul'un fethine geleceğiz. Osmanlı döneminde İstanbul'un nasıl bir hal aldığını soracağız size. Ama oraya gelmeden önce biraz daha geriye dönelim. Bizans'tan, Roma ile beraber İstanbul'un şehir olduğundan bahsettiniz. Ama hatırladığımız kadarıyla Fatih İstanbul'u fethettiğinde Galata'da bir de Cenevizliler vardı. Evet. Hatta İstanbul'un fethine sessiz kalmışlardı. Siz bildiğim kadarıyla Galata'nın ayrı müstakil bir devlet olduğunu, bağımsız bir devlet olduğunu söylüyorsunuz. Onun da tarihini İstanbul'un ilk kuruluşuna kadar, geçmiş zamanlara kadar götürebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. 9. yüzyıldan itibaren yani milattan sonra 9. yüzyılda 800'lü yıllar. Bugünkü Eminönü'de Kantarcılar Caddesi'dir orası. Hı hı. Orada İtalyan kolonilerin satış yerleri var. Hı hı. Amalfi, Venedik, Ceneviz ve Pisa şehirleri, İtalyan şehri bunlar. Akdeniz limanlarından topladıkları malları gelip Bizans'ın merkezinde satıyorlar. Hatta bunun simgesi olarak bugün Beyoğlu Caddesi'ne çıktığınız zaman Galatasaray'dan tünele doğru giderken solda Saint Antoine Kilisesi vardır. 1900'lerde yapılmış bir kilisedir. Kilise geridedir. Ön kısımda da caddeye paralel de bir apartmanlar vardır. O apartmanların cephesine baktığınız zaman bu bahsettiğim dört İtalyan devletinin simgesi veya armaları binanın üzerinde görürüz. Bunlar 9. yüzyılda 12. yüzyıla kadar Bizans'la ticaret yapıyorlar. Ne zaman ki İstanbul 4. Haçlı Seferi ile İstanbul'u ele geçirdikleri zaman bu dört devletten 3 tanesi Haçlılarla beraber İstanbul'un yağmalama işine katılıyorlar. Cenevizliler katılmıyorlar. Nötr duruyorlar veya bu işe karışmıyorlar. Evet. 1260'tan sonra İstanbul'da Bizans tekrar yer aldıktan sonra Venedik, Amalfi ve Pisa'yı İstanbul'dan dışarı atıyorlar. Cenevizlere diyorlar ki siz bizim zor zamanımızda bize destek oldunuz. Bizim aleyhimize kötü bir iş yapmadınız. Biz de size Galata'yı veriyoruz. Galata'da ticaret yapın. Cenevizler şehrin etrafını da örerek, yani bugünkü Galata dediğimiz Karaköy'ün etrafını örerek 1303 tarihinden itibaren orada bağımsız bir devlet kuruyorlar. Yani Bizans'ın merkezinin yanında bağımsız bir devlet kuruyorlar. Şehrin suları şöyle söyleyeyim size. Bugün Tophane'den sahilden devam edin. Galata Köprüsü'ne geliyorsunuz. Oradan devam edin. Perşembe Pazarı'ndan bugünkü metro köprüsünün olduğu yere geliyorsunuz. Orada hatta eski surlardan bir parça duruyor. Oradan kuzeye doğru Şişhane'ye doğru devam ediyorsunuz. Şişhane'ye geldiğiniz zaman doğuya doğru yani Galata Kulesi'ne doğru devam ediyorsunuz. Oradan tekrar Tophane'ye indiğiniz zaman 2800 metre uzunluğunda Ceneviz kentinin etrafında bir duvar oluyor. 1348'de yani surla çevirmişler kendi devletlerini. Yani İstanbul'un surları olduğu gibi de Galata'daki Ceneviz devletinin suru var. 1348'de de içine Galata Kulesi'ni dikiyorlar. Galata Kulesi'nin de amacı Karadeniz'den yapılan ticaret, boğazı izlemek, gemi trafiğini oradan yönlendirmek için. Bu devlet İstanbul'un fethine kadar orada devam ediyor. İstanbul 1453'te Fatih İstanbul'u fethettiği zaman
Hatta 1 Haziran tarihinde Cenevizlere yandaki vezirlerinden birini gönderiyor. Diyor ki siz bundan sonra burada Bizans'taki bütün haklarınızı size veriyorum. Ticaret yapabilirsiniz. Dininize, ibadetinize karışmıyoruz. Serbestsiniz. Şimdi bir parantez açayım. Ceneviz Akdeniz çanağında aşağı yukarı 24-25 limanda satış mağazaları olan, satış yerleri olan bir medeniyet. Akdeniz'deki merkezleri de bugünkü Sakız Adası, yani bizim Çeşme'nin 3 kilometre batısında. Karadeniz'de Kefe dediğimiz yerde önemli bir işte, limanları var. Karadeniz'den aldıkları malı getiriyorlar, İstanbul'da satıyorlar, Sakız Adası'nda satıyorlar. Yine güneyden, İskenderiye'den, yani Mısır limanlarından, bugünkü İsrail'in bulunduğu limanlardan yine aldığı malları Sakız'a getiriyorlar, satıyorlar. Yani Akdeniz çanağında gerekli ne buluyorlarsa ondan bir ticaret ağı kuruyorlar. Yani 300 tane gemileri var. Mantıkla geniş topraklara, büyük ordulara sahip olan bir kara devleti olmaktan çok her yerde küçük küçük liman toprakları olan ticaret ve denizcilikle varlığını sürdüren devletler. Hatta şöyle diyeyim, Osmanlı zamanında Osmanlı kendi limanlarından malı İstanbul'a getireceğine Cenevizler getiriyor. Cenevizler bu işin ticaretin çok şey bilinçli yapan adamlar. Yeteri kadar tekneleri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Bizde Osmanlı'da bankacılık ilk defa 1850'de başladı. İkinci aşamada da Osmanlı Bankası kuruldu. Hı hı. İtalya'da bankaların kuruluşu 1300. Yani bizden 500 sene evvel adamlar bankayı kurmuşlar. 1300. Bu konuyu şöyle izah edeyim size. 1300'lerde Cenevizler veya İtalyan devletleri bizim bugünkü Foça, Didim, Akkök'teki limanlarından buğday ve benzeri malları alıp İtalya'ya götürüp satmışlar. İtalya'dan da tekstil getirip buraya satmışlar. Yani karşılıklı bir ticaret yapmışlar. Bunlar İtalyan bankalarının sayesinde olmuş. Mesela şimdi Foça'dan ne gitti diye insanlar bilmeyebilir onu senin. Foça'da çıkan bir tuz var. Hatta biz Osmanlı'nın son döneminde tuz ticareti falan derler. Bu tuz tekstil boyamasında gerekli bir şeydir. Bu tuz olmadan boyadığınız tekstil ürünü kalmaz. Yani bir çarşafı kırmızıya boyuyorsanız, maviye boyuyorsanız kalıcılığı için evet, tuzu kullanıyorlar. Tuzla işlem yapmak zorundasınız. Başka türlü üzerinde boya kalmaz. Onun için tuz önemli bir maddedir. Hı hı. Ve bu sebeple de Cenevizliler aslında vazgeçilmez bir unsur olmuşlar. Ticaretin devamı için hem Bizans bir yerde onların kendilerine ihanet etmemesi sebebiyle bir yerde de ticaretlerinin hızlı bir şekilde, canlı bir şekilde devam edebilmesi için Cenevizlileri orada kalmalarına göz yummuşlar. Osmanlı için de olsun, o zaman aynısını söyleyebiliriz. Hem kendilerine karşı Bizans'ta işbirliği yapmadıkları için hem de İstanbul'da yine Osmanlı himayesinde ticaretin güçlü bir şekilde devam edebilmesi için. Şimdi şöyle bir detay söyleyeyim. Osmanlı'da sadrazam, yani padişahdan sonra o zamanki başbakan yerine gelen kişi çok çeşitli görevleri var ama en önemli ikinci görevi İstanbul'un buğdayını, ununu ve ekmeğini sağlamak. Hı. Yani siz buradan fetuhat olarak Viyana'ya gidersiniz, güneyde Yemen'e gidersiniz, Tebriz'e gidersiniz ama İstanbul'da bir hafta ekmek çıkmadı mı sadrazamın kellesi gider. Onun için yedek olarak Cenevizler her dakika istediğiniz malı getirebilecek adamlar. Mesela İskenderiye Osmanlı kenti. Bugünkü İsrail'in olduğu Beyrut'tur, Lübnan'dır, Akya'dır, Osmanlı limanları. Oradan malı Cenevizler daha çabuk getiriyorlar. Akdeniz Havzası'nda bu muazzam bir ticari avantajları var, kredileri var. Yani siz bazen parayla gittiğiniz malı alamıyorsunuz ama Cenevizler alıyor çünkü 1000 yıldır bu ticaret yapıyorlar. Orada oturdukları büyük bir ticari alan var Akdeniz'de. Osmanlı'ya da bunların faydası var.
Osmanlı'nın Cenevizlerin İstanbul'dan ayrılması 1815. Onda da Osmanlı'nın hiçbir alakası yok. Cenova kenti Fransızların işgaline geliyor Napolyon zamanında. Cenova kenti yakılıp yıkılınca İstanbul'daki Ceneviz şehri de son buldu 1815 yılında. Merkezleri dağıldığı için artık böyle bir İstanbul'da da devletin devamlı söz konusu olamaz. Etkenliği kalmamış oluyor. Anladım. O dönemde tabii İtalya şu anki birliğini sağlamamış. O yüzden Venedik, Ceneviz, Pisa gibi ayrı ayrı şehir devletleriyle ticaretle varlığını devam ettiren şehir devletlerinden ibaret İtalya. Bu da eğer akıllarda soru işareti ise açmış olalım. Hocamızdan ben daha önce de bilgi alma şansı elde etmiştim. Ve başka bir sorumuz hocam. Şimdi Galata'da çok uzun süre Cenevizlerin var olduğunu söylediniz. Aynı zamanda Osmanlı'nın kapitülasyonlar ile ayrıcalık tanıdığı Fransızların da ciddi çalışmaları vardı. Ticari çalışmaları vardı Osmanlı'da. Ve farklı milletlerle, ticaretle hemhal olan Osmanlı'da illaki Müslümanların dışında yahut fetihten önce zaten orada var olan azınlıkların dışında da gayrimüslimler bulunmaktaydı. Bunlara Levantenler diyoruz. Cenevizlerin varlığından söz ettiniz. Bunların işlevlerinden, nerelerde iskan olduklarından bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle bir detay vermekte yarar var. Maalesef Osmanlı önemli konuları hep ıskalamış. Ben güçlü devletim, güçlü bir ordum var. Hristiyan tabağı benim gözümde hiçbir şey diyerekten bazı konuları atlamış. Demin söylediğim gibi mesela banka 1300'lerde İtalya'da kurulmuş, bizde 1850'de kurulmuş. Osmanlı ilk defa yurt dışında büyükelçiliğini 1800'lerin başına yapmış. 3. Selim zamanında kurulmuş. Yani bizim İngiltere'ye, Fransa'ya büyükelçilik açmamız 1800'lerin başında. Buna karşı İstanbul'da Venedikliler 1470 yılında bugünkü Tophane'de büyükelçilikleri kurmuşlar. 500 sene orayı ıskalamışız. Fransızlar 1550'lerde gelmiş. Ruslar öyle. İsveç. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hollanda'daki Osmanlı'yla hiçbir sınırı yok. Aramız çok büyük bir mesafe. Hollanda'da 1603'te gelmişler İstanbul'da büyükelçilik kurmuşlar. İngilizler, Almanlar hepsi bize büyükelçilik kurmuşlar. Fakat biz gidip onlara kurmuşuz. Bizim biraz buna ihtiyacımız yok diyerek tepeden bakmamızın sonucuyla böyle evet, olmuş. Maalesef bazı konularda bunu yapmışız. Yabancı devletlerde Osmanlı'nın iç işini karışmamak için veya Müslüman yaşantıya girmemek için bugünkü Beyoğlu Caddesi veya Pera dediğimiz yerde büyükelçiliklerini kurmuşlar. Onların en önemli dikkat etmek istedikleri konu Galata Limanı'na gelen kim ne mal getiriyor ne mal götürüyor diye. Şimdi bizde yanlış bilinen bir konu var. Fransızlara kapitülasyon vermişiz. Devamı yok gibi. Biz Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonu 15 gün sonra İsveçlere vermişiz. 20 gün sonra Hollandalılara vermişiz. Yani biz bütün kapitülasyonu 1850'lere kadar daima diğer ülkelere de vermişiz. Yani Hollanda'ya da vermişiz, İsveç'e de vermişiz, Ruslara da vermişiz. Yani bize zannedilir ki sadece Fransızlara verildi. O ticaretten dolayı bizim bulamadığımız malı onlar getirsin mantığı, işin mantığı. O sebeple. Evet. Şimdi 1839'da Osmanlı Tanzimatı ilan etti. Tanzimat önemli bir, Osmanlı tarihinde önemli bir şeydir. Ondan bir yıl evvel biz İngiltere'de bir ticaret anlaşması yaptık. Baltalya Limanı'nın ticaret anlaşması. Orada şu imkanı verdik. Yurt dışından gelen ticaret yapmak isteyen adamlardan biz vergi almıyoruz. Yani siz Osmanlı vatandaşı olarak vergi veriyorsunuz. Yurt dışından gelen yabancı vergi vermiyor. Bunlara Levanten deniyor. 1854'ten sonra Osmanlı topraklarına 50 bin Levanten geliyor. Bu benim araştırma, en çok araştırma yaptığım konulardan biri. En fazla Levanten İzmir'e geliyor.
İzmir Ege bölgesinin gelişmesinde, tarımsal üretimin artırmasında bu 25 bin levanten çok etkili. İkinci en fazla gelen levantenler İstanbul'a geliyor. 15 bin civarında levanten İstanbul'a geliyor. Bunlar Galata Limanı'nda ticaret yapan adamlar, ithalat yapıyorlar. Yurt dışından gelen her şeyi bunlar getiriyorlar. Tabii bunlar yaşamak için bir yerde evlerini yapmak zorundalar. Çocuklarına okul yapmak zorundalar. Yemek içmek zorundalar. Bunun için Beyoğlu'nu kuruyorlar. Yani dikkat edin, İstanbul'un hiçbir yerinde metro yoktur. Karaköy ile Beyoğlu arasında tünel dediğimiz metro vardır. İlk defa 1870'lerde yapılmıştır. Evet. Abdülhamit döneminde yapılan. Abdülaziz döneminde başlıyor. Öyle mi? Bunlar orada ticaret yaptıkları için evlerini Beyoğlu'na kuruyorlar. Lokantaları, kulüpleri, okulları, kiliseleri orada oluyor. Bunlar 15 bin levanten. Bunlar ithalatta egemenler. Son 5 bin levanten de Selanik'e geliyor. Selanik'te önemli bir Osmanlı liman kenti. Maalesef biz 1912'de kaybettik. Hatta bir kurşun atmadan kaybettik. Bunun dışında Trabzon'da, Tarsus'ta, Akya'da, İskenderiye'de, Beyrut'ta levantenlerin yerleşimleri var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 1854'ten sonra, 1854 tarihine kadar Osmanlı hiçbir yabancı devletten borç almamıştı. Hep kendi yağıyla kavruluyordu. Ama 1700'lerin başına itibaren, ki 1699 tam şeydir, Karlofça Anlaşması'dır. Osmanlı'nın geliri giderinden azalıyor. Yani çok harcıyorlar. Ama açık vermeye başlıyor. Açık vermeye başlıyor. Yurt dışından toprakları kaybetmeye başladığımız an gelirlerimiz azalıyor. Onun üzerine Osmanlı içten borçlanmaya başlıyor. İlk başta işte sikkenin içindeki gümüşü azaltıyorlar. Mesela 2. Mahmut zamanında metal paranın içinden 7-8 defa, hatta geçen sefer gümüş azaltılıyor. Bankerlerden borç alıyor. İç borçlanmayla geliyorlar. 1874'ten sonra Osmanlı maliyeti tıkanıyor. Açığınız çok fazla, geliriniz az. Onun üzerine yurt dışından para almaya başlıyoruz. Osmanlı'da borçlanması. Faizle borç almaya başlıyoruz. Aynı bugün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyorsa aynısı orada yapılıyor. Bu borçlar ilk başlarda azar azar kullanılmaya başlanıyor. Orada Osmanlı iki büyük hata yapıyor. Aldıkları parayı verimli kullanmıyorlar. Yani siz kendinizi düşünün. Gittiniz bankadan kredi aldınız. O kredinin belli bir günde ödemesi var. Onunla bir şey yapacaksınız ki para kazanacaksınız. Hem kredi geri ödeyeceksiniz, hem faizi geri ödeyeceksiniz. Eğitime 1 lira harcamıyor Osmanlı. Sanayiye 1 lira harcamıyor. Osmanlı'da sanayi sıfırdır, yoktur. Kendilerine saray yapmaya başlıyorlar. Evet. Özellikle bu borçlanmanın olduğu dönemde Beylerbeyi, Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız, bütün bu İstanbul'da 5 tane saray yapıyorlar. Onunla kalsa iyi. Padişahlar kendine 5 tane saray yapıyor. Padişahın bakanları var, yardımcıları var, general paşaları var. Onlar da padişahı taklit ediyorlar. İstanbul Boğazı'nda 170 tane. Göztepe, Çifte Havuzlar civarında 70 tane. Adada 45 tane. İstanbul şehri içinde 14 tane. Altunizade civarında, 30 civarında, toplam İstanbul'da 370 tane köşk yapılıyor. Bu köşklerin Osmanlı'da sanayi olmadığı için kiremiti, tuğlası, mermeri, perdesi, koltuğu, köşkleri aklınıza ne geliyorsa hepsi yurt dışından geliyor. Bütün bunu levantenler ithal ediyorlar. Yani mermeri şeyini yapıyor, hatta koltuğu, yani bir karşılıkla yapıyorlar tabii, değil mi? Yapıyorlar. İşte, alınan borç satın alınıyor bu. 300 milyon altın borç alıyoruz. Bunun 200 milyon altını Osmanlı'nın eline geliyor. 100 milyon altını rüşvete, faize gidiyor. Bununla saraylar yapılıyor. Günü geliyor, bunun ödeme zamanı geliyor. Osmanlı çıkıyor diyor, kusura bakmayın biz paraları yedik. Parayı ödeyemiyoruz. Bu sefer de duyunu umumiye kuruyoruz. İlk başta
Ramazan kararnamesidir. 1875'te Osmanlı maliyesi iflas ediyor. Ödeyemiyorlar. Dünyada her şeyi yapabilirsiniz. Ama emperyalist devletlerin parasını üzerine yatamazsınız. Allemederler, kallemederler sizden o parayı alırlar. 1877 Osmanlı-Rus savaşında biz İngilizlerin, Fransızların bize destek olacağını zannediyorduk. Onlar bize destek olmadılar. Onun üzerine Ruslar İstanbul'a Yeşilköy'e kadar geldiler. İngiltere'de kalktı, dedi ki ben sizi korurum Ruslardan. Bir şartım var. Kıbrıs Adası'nı bana bedava hediye ederseniz sizi İngilizlerden korurum. Çaresiz Abdülhamit İngilizlere Kıbrıs Adası'nı biz hediye ettik. Evet. Ondan sonra 1881 yılında Duyun-ı Umumiye İdaresi kuruldu. Duyun-ı Umumiye binası bugün İstanbul'da Cağaloğlu'ndadır. Ben İstanbul Erkek Lisesi'ndeyim. İstanbul Erkek Lisesi'nin binasıdır. Osmanlı'da bütün mali binalar Galata ve çevresindedir. Yani Suriçi İstanbul'da mali bina hiç yoktur. Ama Duyun-ı Umumiye'yi tam sadrazamın olduğu Osmanlı'nın başbakanlık binasının karşısına diktiler. Hatta Babali kelimesi yüksek kapı anlamındadır. Duyun-ı Umumiye'nin kapısı, bu yapılan kapı, Türkiye'deki en yüksek kapıdır. 27 metredir. Sultanahmet Camii'nin, Süleymaniye'nin kapısı 16'şar metredir. Duyun-ı Umumiye'nin, yani bizim İstanbul Erkek Lisesi'nin kapısı 27 metredir. Tam Babali'nin karşısındadır. Gözüm üzerindedir. Evet. Bizden son kuruşuna kadar paralarını geri aldılar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1954 yılına kadar biz bu borçları ödedik. Kalanınızda bir şey olur mu bilmiyorum ama bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatı aynı. Türkiye Cumhuriyeti bugün 500 milyar dolar yurt dışından para aldılar. Saraylara, lüzumsuz yerlere paralar harcandı. Evet. Sanayiye bir lira harcanmadı. Eğitime bir lira harcanmadı. Benim geçen sene yayınlanan bir kitabım var. Son yüzyıl diye. Osmanlı'nın batışını anlatıyorum. Aynısı bugün Türkiye'de uygulanan politikanın aynısı. Hocam çok haklısınız bu konuda. Daha fazla bu konuda da bilgi almak isterdik ama programımız bilgi programı. Biraz daha siyaset programlarında inşallah daha fazla benzer konuları açma fırsatımız olur. Ama özellikle siz deyince aklıma gelen gerçekten önce Bursa'da sonra İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da Topkapı Sarayı bir tane sarayı var Osmanlı'nın. Ta 20. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda Topkapı Sarayı'ndan çıkılarak 5 tane saray birden yapıldığını görüyoruz. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde bir tane saray varken benim bildiğim en azından daha sonra 5 tane sarayı ayrı ayrı sarayların yapıldığını ve çok daha şatafatlı Avrupa usulü sarayların yapıldığını hem de borçla yapıldığını görüyoruz. Güçsüzleştikçe sarayların miktarı artıyor ne yazık ki. Ders alınması gereken bir yer. Ama İstanbul Erkek Lisesi'nden bahsettiğiniz için orada aklıma bir soru geldi hocam. Araya gitmeden önce bunun da cevabını alalım sizden. Yanlış hatırlamıyorsam Erkek Lisesi'nin hemen yanında İran Konsolosluğu. Evet. Bu aklımıza başka bir soruyu getiriyor. Örneğin İran Konsolosluğu hemen Baba Ali'de, valiliğin hemen karşısında diyebileceğimiz bir konumda. Devletin merkezinde yani. Oysa Avrupalı elçiliklere baktığımız zaman hepsi Halic'in karşısında, Feyyub'unda. Bunun sebebi nedir? Bunu Avrupalı devletler mi böyle istemiş? Dışarıda olmak, Halic'in ötesinde olmak istemiş. Yoksa Osmanlı mı böyle bir ayrım gözetmiş? İşte Müslüman devletler yanımızda olsun, gayrimüslim devletler ötede olsun. Hayır, öyle bir şey yok. İran Konsolosluğu Sur içindeki tek büyükelçiliktir. Yabancı büyükelçiliklerin hepsi Hristiyan kökenli olduğu için Osmanlı'nın güncel yaşamının içinde olmak istememişler. Beyoğlu'nda, şöyle söyleyeyim, benim Beyoğlu diye de bir kitabım var. Beyoğlu'ndaki yabancı elçiliklerin hepsi çok devasa binalardır. Yani 2000 metrekare, 3000 metrekare kapalı alanı olan binalardır, fabrika alanı gibidir. Onlar orada kalmak istedikleri için, yani Müslüman yaşantısından uzak kalmak istemişler.
Onun için onunla alakası yok. Seyretmek için, dışarıdan bakmak için yani yapmışlar. Peki şununla ilgisi var mı hocam? Beyoğlu tarafında, Galata tarafında ki Cenevizlilerden kalma bir yerleşim. Daha fazla gayrimüslim olduğu için elçiliklerde orada bulunarak azınlıklara daha fazla dokunabilmek, onları kışkırtabilmek, yönlendirebilmek amacıyla orayı seçmiş olabilirler mi? Yok, hiç alakası yok. Bilakis azınlıklar onların yanında yan personel olarak çalışıyorlar. Yani azınlıkları kışkırtmak falan diye bir şey yok. Osmanlı'da 18. yüzyıldan itibaren o hale geliyor ki yabancı elçi geliyor, bir takım şeyleri bize dikte ettiriyor. Onlar artık o kadar güçlü hale geliyorlar ki biz parasızlaşıyoruz ki. Biz 1699'dan sonra Osmanlı'da her şey ters gidiyor. Bu bütün en önemli şeyler biri Osmanlı eğitimi, matbaayı ıskalıyor. Yani Sarayı 1999'da devredin. Biz o Karlofça, Pasarofça ile aslında sonucunu görüyoruz. Evet. Bu 1699'dan sonra bizim kazandığımız bir tek savaş yok. Hepsini kaybettik. Çünkü bilimde, teknolojide geri kalmışız. Avrupa sanayi devrini kurmuş. Biz hala daha sandal devrinde kalmışız. Evet. Seyircilerimizden de gelen mesajlar var. Benim daha soracak çok sorum var ama seyircilerimizden gelen mesajlardan da birkaç tanesini okuyayım müsaadenizle hocam. Merhaba Muhammed Bey. Turan Hoca'nın kitaplarını okumak çok keyifli, bir o kadar da faydalı. Hocayı davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kıymetli seyircimize. Başka bir soru soran seyircimiz varsa onu da okumak istiyorum. İyi akşamlar. Uzun yıllar Galatasaray Yeni Çarşı Caddesi'nde kaldım. Oradaki tarihi çiçek pasajı ile ilgili bilgi alabilir miyim rica etsem demiş. Beyoğlu'nu da aslında bize uzun uzun anlatmanızı isteyeceğiz. Çiçek pasajı ile ilgili bize kısaca bilgi verirseniz ardından bir araya gideceğiz. Aradan sonra da seyircilerimizin sorularını size soracağız hocam. Buyurun. Yeni Çarşı Caddesi Beyoğlu'nda önemli bir caddedir. Tophane'yi Beyoğlu Caddesi'ne bağlayan caddedir. Hemen Galatasaray Lisesi'nin yanındadır. Şimdi Beyoğlu'nda, Pera'da iki önemli yangın var. Bir tanesi 1831 yangını. Aşağı yukarı bütün konsoloslukların hepsi yanıyorlar. Konsolosluk demeyelim de büyükelçilikler diyelim. Çünkü başkent olduğu için onlar. İkinci yangın 1871 yılında yapılıyor. 1871 yılındaki yangından evvel Çiçek Pasajı'nın olduğu yer Osmanlı'nın veya Türk tarihinde, Osmanlı kültüründe en önemli bana göre binadır. Naum Tiyatrosu. Avrupa'daki 5 operadan bir tanesidir. Yani Avrupa'da o dönemde Paris'te, Viyana'da operalar sahneye konurken aynı zamanda İstanbul'da Naum Tiyatrosu'nda konurdur. Yani Rossetti'nin bir eseri oynanırken İstanbul'da da orada oynanıyordu. Çok önemli bir kültür yapısıydı. 1871 yangında yandıktan sonra tiyatro ve opera maalesef devam edemedi. Zografos isminde bir Rum banker orayı satın aldı. Bir pasaj haline getirdi. İlk başta Çiçek Pasajı'ydı. Onun da ismi 1917'de Rus ihtilalinden sonra İstanbul'a gelen 150 bin Rus'un orada çiçek alıp sattıkları bir yerdir. Çiçek Pasajı ismi oradan gelir. Ondan sonraki dönemde de Cumhuriyet evinde de birahaneler açıldı oraya. İstanbul'daki önemli noktalardan birisi orasıdır. Evet, teşekkür ederiz hocam. Daha seyircilerimizden gelen sorular da var. Siz anlatırken bir yandan benim aklıma takılan, sormak istediğim sorular da var. Örneğin yangın kelimesini kullandınız. İstanbul'da ne yazık ki çok fazla yangın ve çok etkili yangınlar olduğunu biliyoruz. Yangınlar İstanbul'a neler kaybettirmiş? Galata'yı da etkileyen çok önemli bir felaket aslında yangınlar. Araya gidelim. Aramızın ardından benim sorularım ama daha da öncelikli olarak seyircilerimizin sizden gelen mesajları, soruları ve aynı zamanda görüşlerinizi okuyarak başlayacağız efendim. Önce bir araya gidiyoruz.
Evet, aramızın ardından kaldığımız yerden, yani Turan Akıncı'nın, araştırmacı yazar Turan Akıncı hocamızın dilinden tarihiyle, kültürüyle, simge yapılarıyla, nezih semtleriyle İstanbul'umuzu, yani bu dünyanın medeniyet başkentini tanımaya, anlamaya devam ediyoruz efendim. Sizlerden gelen birçok soru var. Bunlarla başlayacağımızı söylemiştik. Sizden gelen mesajlardan birkaçını okuyalım. Böyle başlayalım. Bir seyircimiz, Turan Akıncı'nın dilinden İstanbul'u dinlemek keyifli. İstanbul'u, tarihini, semtlerini tanımak için en doğru isim. Hocamızı ve sizi muhabbetle selamlıyorum demiş. Biz de teşekkür ederiz kıymetli seyircimize. Belli ki hocamızın kitaplarını okumuşlar. Zira İstanbul'un semtlerini anlatan çok güzel çalışmaları var hocamızın. Bunlardan birisi Beyoğlu. Beyoğlu kitabını okuduğunu düşünüyorum kıymetli seyircimizin. Ve yine Galata'yı anlattı hocamız. Galata adlı eseri de seyircilerimizin okumasını gerektiğini düşündüğümüz eserlerinden. Kendisinin dilinden de aslında bir özetini dinlemiş olduk. Daha detaylı bilgiye yine bu kitaplardan ulaşabilirsiniz. İşgal döneminde İstanbul nasıldı? Bunu da İşgal adlı kitabında mütareke dönemi İstanbul'unu gayet güzel anlatmış hocamız. Ve tabii ki bir diğer önemli eseri de İstanbul, Dersaadet. Bu kitabında da Osmanlı'nın İstanbul'unu, doğru mu söylüyorum hocam? Evet. Osmanlı'nın, Osmanlı'dan bize kalan İstanbul'u, sur içindeki İstanbul'u aslında tanıyabileceğimiz, anlayabileceğimiz kitabı da bu. Bütün seyircilerimizin okumasını tavsiye ediyoruz. Tabii birkaçını gösterdik. Sizin çok sayıda kitabınız 14. var. 14 kitabınız var. Birçok çalışmanız, araştırmanız var. Özellikle İstanbul üzerine yoğunlaşmış hocamız. Bu sebeple tabii ki biz de kendisinden İstanbul'u dinliyoruz. Başka bir mesajımızı seyircilerimizle paylaşalım. Bir seyircimiz elçiliklerin neden daha çok Halic'in kuzeyinde olduğunu sormuşlar. Avrupalı elçilikler neden hep Halic'in diğer tarafında, Beyoğlu tarafında? Bunu zaten sormuştuk değerli hocamıza. Zannederim aradan önce siz de dinlemişsinizdir. Önceden gönderdiğiniz mesajlardan birisi. Başka bir sorumuzu yöneltelim. İzmir'den selamlar. Her hafta birbirinden değerli isimleri konuk alıyorsunuz. Her hafta Bilgi Pusulası programını iple çekiyoruz. Böyle bir programı bizlerle buluşturduğunuz için Kanal 12 ailesine teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Bir soru alalım. En sembolik yapılar Ayasofya veya Galata ayakta kalmayı başarmışken hipodrom gibi kubbesiz ve ayakta kalması daha muhtemel güçlü bir yapı nasıl harap oldu anlayamıyorum. Kıymetli hocamızın da bu konuda düşüncelerini merak ettim demiş kıymetli seyircimiz. Ama hipodromun planı programı duruyor. Bir şey orada bozulma yok. Yani gidip geldiğiniz zaman etrafındaki ovalliği şey yapıyorsunuz. Sultanahmet Camii'nin yapıldığı yerde bir iki localar falan vardı, bir iki seyir yerleri. O kadar yani. Osmanlı büyük çaplı hipodroma sahip çıkmış. Ha şu söylenebilir. Hipodromun güney yönünde, yani ovalin döndüğü yerde Osmanlı'nın sanayi mektebi var. Bugünkü bizim Sultanahmet Ticaret Mektebi diye kullanılan bina. Orada sanayi eğitimi yapılan 3-4 kubbeli bir bina var. O da binanın temelleri üzerine yapılmış. Yani fazla bir bozulmuş yok. Evet. Seyirci kısımlarının yıkılmış olmasından evet. bahsediyor sanırım seyircimiz. Ama onun dışında arabaların yapının, döndüğü yer duruyor. Evet. Yapının büyük kısmı ayakta yani hala şu an. Bir diğer sorumuza da geçersek aslında vaktimiz kalmayacak ama bir mesaj daha okuyalım. Osmanlı'nın İstanbul'u koruduğunu anlattınız. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Bizans'tan harap olan İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet sonrasında Osmanlı nasıl ayaklandırdı? Şimdi Osmanlı'nın 1453'ten itibaren 1699'a kadar fetihlerden dolayı bayağı büyük bir coğrafyada egemen oluyor. Batı'da Viyana'ya kadar gidiyoruz. Oradaki Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Romanya, Yunanistan olduğu gibi bize ait. Güneyde bugünkü Arap ülkelerinin olduğu yer Lübnan, Irak, Suriye, Mısır,
ta Yemen'e kadar bizim. Buralardan muazzam bir para geliyor. Gelen parayla İstanbul yenileniyor. Yalnız bir şey anlatmakta yarar var. İstanbul'u İstanbul yapan şey camilerdir. Osmanlı hiçbir zaman devlet kesesinden cami yapmamıştır. Bugün Türkiye'de Diyanet cami yaptırıyor ama Osmanlı'da yapılan camilerin tamamı vakıf eserleridir. Yani Süleymaniye Buna Selahattin camileri de dahil mi? Süleymaniye gibi mesela. Mesela onu söyleyeceğim. Süleymaniye Camii, Selahattin Camii'dir. Tamamıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi cebinden yaptırdığı binadır. Beyazıt Camii'ni II. Beyazıt kendi cebinden yaptırmıştır. Osmanlı'daki bütün mimari eserler vakıftır. Yani çok önemli bir göreviniz varsa, çok iyi bir geliriniz varsa mescit yaptırırsınız. Daha az geliriniz varsa çeşme yaptırırsınız. Daha az geliriniz varsa yani şehre hizmet daima insanların tasarruflarıyla yapılır. Bunları da finanse eden vakıf teşkilatıdır. Mesela Galata'daki birçok bugün bulunan hanlar var mesela. Rüstem Paşa Hanı vardır orada Galata'da. Onun bütün gelirleri Ayasofya Vakfı'na aittir. Yani oradaki ticaretten dükkan kiralarına gelen para olduğu gibi Ayasofya'nın yenilenmesine, hocaların maaşının ödenmesine, medreselerdeki çocukların eğitimine, üstlerin başlarınadır. Hepsi vakıf eseridir. Yani Osmanlı Devleti hiçbir zaman kalkıp devlet kesesinden şey yapmamıştır. Bir de bir şey daha anlatayım. Benim Abdülhamit ile ilgili bir kitabım var, Sürgün diye. Orada çok kişi şaşırdı. Osmanlı padişahları devletin kesesine el atmazlar. Devletin maliyesine ayrıdır. Hazine-i Hümayun denir. Padişahın hazinesine de hassa hazinesi denir. Mesela Abdülhamit devrinde ayda 50 bin altın Abdülhamit'in devletten maaş alması hakkı vardır. O parayla sarayın masraflarını öder. Haremdeki hanımların yemesini içmesini sağlar. Saraydaki askerlerin karnını doyurur. Sağa sola bir takım binalar hediye ediyorsa onları verir. Sarayları tamir ettirir. Yani padişah istediği gibi 50 hazineye sokup şu kadar alsın bilmem ne böyle bir hakkı yoktur. Benim sürgün kitabımda anlattığım ki kitap kalmadı maalesef Türkiye'de. Orada Abdülhamit kural dışı olarak bir takım paraları borçlanıyor devlet hazinesine. Tahttan indiği zaman Sultan Reşat'a onun hesabı hemen götürülüyor konu yönüne. Abdülhamit'in aldığı paraları sonundan kendisinden fitil fitil geri alınıyor. Ailesinden alınıyor, mücevherleri Paris'te Besat'ta satılıyor. Onun yurt dışına çıkardığı paraları alıyor. Yani Abdülhamit'in kural dışı olarak Osmanlı maliyetine aldığı bütün parayı geri alıyor devlet. Bu da aslında Osmanlı'nın düzenini, nizamını gösteriyor. Bir padişah Tabii. bile olsa eğer hakkın olmayan, senin maaşının dışında bir parayı almışsan daha sonra bunlar senden bir şekilde veya evlatlarından tahsil ediliyor. Evet. Evet, çok önemli. Bu şekilde sanırım bu kadar uzun bir zaman boyunca Osmanlı hükmetmeyi başarmış diyebiliriz. Yani padişahların yaptırdıkları bütün camileri kendi ceplerinden ve anneler adına yaptırdıkların hepsi kendi ceplerindeki alınan paradır. Ve onların ayakta kalması da bağlı bulundukları vakfın gelirleriyle tabii. oluyor. Sürekli devletten bir ödenek yok, ayrılmıyor o camilere. Ödenek yok. Sadece şöyle söyleyeyim. İstanbul'da külliyeler var. 25 tane külliye var. Bugün günümüzde külliye kelimesini çok yanlış kullanıyorlar. Külliye bir araya getirilmiş binalar demektir. Orada bunun merkezinde cami bulunur. Onun etrafında medrese, Sibyan Mektebi, kütüphane, insanların hastalıklarını iyileştirdiği yerler, mesela
Süleymaniye Camii'nde 23 tane böyle yan şey vardır. Medresede okutulan çocukların kıyafetinden yemeğine kadar hepsini vakıf eder. Böyle bir düzende yürür. Onun için İstanbul'da ki bütün binalar hepsi vakıf eseridir. Bu şekilde Osmanlı İstanbul'a büyük bir katkı sunabilmiş yıllarca İstanbul'da. Muhteşem eserler. 400'e yakın cami var İstanbul'da. Dersaadet dediğimiz sur içi İstanbul. Yani bugünkü etrafı Bizans duvarları şey olan merkez. Surlarla çevrili olan şehir. İstanbul'un merkezi orası. Osmanlı'da mesela şehrin yönetimini de anlatayım size. Dersaadet'i yöneten kişi kadıdır. Nedense tarihte yanlış biliniyor. Kadı hakim diye bilinir. Gerçekte kadı 3 tane görevli olan kişidir. Mesela Dersaadet yani Suriçi İstanbul'u yöneten adam İstanbul kadısıdır. Osmanlı hiyerarşisinde yani şeyinde en yüksek noktadaki adamdır. Yani bugünkü İstanbul valisi gibidir. Kadının 3 tane işi vardır. Bir tanesi devletle olan bütün kanunları uygulanması. Yani Babali ne kanun çıkarıyorsa onun uygulanması. İkincisi İstanbul'un belediye başkanlığı. Belediye başkanlığı yalnız yanıltmasın. Bugünkü belediyeyle alakası yok. Gıdaların fiyatlarını belirledi. Der ki mesela bu sene domates 3 akçeden kısa satılacak. 3 akçeden satılacak. Hiç kimsenin 4 akçeden satma hakkı yok. Üçüncü görevi de mahkemelerde hakimliktir. Ama İstanbul'da tabii İstanbul kadısının gidip mahkemede hakimlik yapacak hali yok. Çok yoğun işleri var. İstanbul 52 mahalleden oluşur. Tabii bu bazen değişiyor, bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Osmanlı'da mahalleler daima bir cami etrafına kurulur. Hristiyanlarda da kilise etrafına kurulur. Bu camilerin imamı bu 52 veya 50-49 değişiyor. Yerin yönetiminle sorumludur. İstanbul kadısı bütün İstanbul'un bu Suriçi alanındaki tek yetkilidir. Onun için başka kimse fikir beyan edemez. Bilad-i Selase dediğimiz İstanbul'un kenar mahallelerinin yönetimi vardır. Bunlar 3 tanedir. Bir tanesi Galata kadısıdır. Yani Galata'daki bütün yönetim Galata kadısının. Galata'dan başlar, Tophane'den, Beşiktaş'tan Rumeli Feneri'ne kadar olan bütün Boğaziçi'nin bütün batı kısmı Galata kadısı tarafından yönetilir. Onun tabii yardımcıları var. Rumeli Kavağı'nda var, Yeniköy'de var, Arnavutköy'de var, Beşiktaş'ta var, Tophane'de var. Onlar naiptir, onlar kadı adına oradaki düzeni götürürler. İkinci kadı Üsküdar kadısıdır. O da Üsküdar'dan bir ucu Anadolu kavağından Kartal'a kadar ki alan onun bölgesidir. Onun da naipleri vardır, o da oraya şey yapar. Üçüncü kadı ise Eyüp kadısıdır. Ama her kadı kendi bölgesinden sorumludur. Bir kadının diğer kadının alanına karşı müdahale etme hakkı yok. Evet. Bu şekilde işliyor. Yani dediğinizden dikkatimi çeken herhalde en önemli yerlerden birisi bence, yanlışım varsa düzeltin, ben böyle anladım. Osmanlı yönetebilmek için bir yere cami yapıyor ama sadece işte günümüzdeki gibi her sokağa, her köşe başına bir cami yapmaktan ziyade bir cami inşa edip onun şifahanesiyle, aşeviyle, kütüphanesiyle, her türlü ihtiyaca binaen yapılan o yapılarla çevreleyerek merkezine de bir cami inşa edip onun çevresinde oluşacak yerleşimlere, konutlara merkez oluşturmuş oluyor aslında. Doğru. Hem o bölgenin merkezi bu cami oluyor ve bölgenin ihtiyaçları da cami etrafındaki yapılardan bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Aynı zamanda yönetimi de oradan oluyor. Hem yönetim merkezi hem de bütün ihtiyaçların karşılandığı bir mesela, merkez. Mesela külliyelerde Arasta denilen bir yer vardır. Sultanahmet Camii'nin arkasında var. Bugün mozaik müzesi olarak kullanılıyor. Hı hı. Orada dükkanlar var. O dükkanlardan elde edilen kira vakfa gidiyor.
Yani bütün sistem kendini idame ettirecek şekilde düzenlenmiş. Çok mantıklı, evet. Yani sürekli devletin kasasından para almaktansa ve yönetmek için de çok fazla para harcanacağına, hem oturan o bölgede yerleşen insanların buluşacağı bir merkez olsun, dini ihtiyaçlarını, ibadetlerini de burada gerçekleştirsinler ve sair yaşamlarına dair bütün ihtiyaçları da orada bulsunlar. Aynı zamanda idare de, devletin idaresi de, kanunları da oradan uygulanabilsin, icra edilebilsin. Harika bir sistem gerçekten. Ben bir şey daha ilave edeyim. Osmanlı'nın ilk kuruluş düzeni muhteşem. Yani kelime yok anlatmaya. Mesela her mesleğin bir loncası var. İster hamamcı olun, ister kayıkçı olun, ister fırıncı olun, locaya dahil olmak zorundasınız. İstanbul'da her isteyen fırıncı veya işte sıvacı veya boyacı bir meslek sahibi olamaz. O loncayı yöneten, o mesleğin en eski şeyi vardır. Üstadı vardır. Üstadı var. İnsanlar çırak, kalfa, usta diye üç ayrılır. Her meslekte. İstanbul'a bugün bugünkü gibi elinizi kolunuzu sallayıp gelemezsiniz. Mesela diyelim ki Sivas'ta kafadan söyleyeyim fırıncısınız. İstanbul'a gelmek istiyorsunuz. Sivas'taki fırıncılar odasına gidiyorsunuz. Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Onlar size bir der kenar yazı veriyorlar. Buna orada diyorlar ki işte şu Ahmet Efendi Sivas'ta fırıncılar loncasında kalfadır. O bölgeyle İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'un iki tane giriş kapısı vardır. Bir tanesi Bostancı. Diğeri de Küçükçekmece. İkisi de köprüdür. Oradan geliyorsunuz İstanbul'a. Sizi karşılıyorlar. Hayrola, hoş geldin İstanbul'a. Diyorsunuz ki ben Sivas'ta fırıncıyım. Orada kalfayım. İstanbul'da görev yapmak istiyorum. Size bir mürur belgesi veriyorlar. O belgeyle İstanbul'da Eminönü'nde Bostancı başının konağına gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte Sivas'tan geldim, İstanbul'da çalışmak istiyorum. Sizi İstanbul loncasına gönderiyorlar. Orada kara kaplı yavruçlar. İstanbul'da fırıncı olarak adama ihtiyaçları varsa, evet hakkı böyle bir adama ihtiyacımız var, gelsin çalışsın diyorlar. Eğer hakkı diyorlarsa ki İstanbul'da böyle bir adama ihtiyacımız yok. İhtiyaca binaen kabul evet, ediyorlar yani. 15 gün içerisinde İstanbul'dan çıkmak zorundasınız. Yani ben İstanbul'da... Sadece iş yapabilmek meselesi değil. İkamet için de bu zorunlu. Tabii İstanbul'da ikamet için şansınız yok. O locada birisi size kefil olmadan İstanbul'da kalamazsınız. Amcam, dedem, bilmem bir şey yok. 15 gün sizin süreniz var. Ona göre kağıdınıza yazıyorlar. Onu yapmadım. Ben şurada kalırım, burada kalırım yok. Yakalandığınız zaman Bostancı sizi biraz güzelleştiriyor. Bir daha İstanbul'u kapısından getirmeyecek hale getiriyorlar. Ve sizi 15 gün içinde İstanbul'dan çıkarıyorlar. İstanbul'da kalacak yeriniz yok. Bekar odası denilen yerler var. Hepsinin kaydı kuydu tutuluyor. 15 gün orada kalma hakkınız var. 16. gün sizi oradan Bostancı başına gönderiyorlar. Oradan İstanbul'un dışına gidiyorlar. Yani ben İstanbul'a geldim, kalırım, bilmem ne yaparım, yok. Her mesleğin bir loncası var. Buna bir de son dönemlerde Osmanlı'da gedik sistemi deniyor. Örneğin şöyle söyleyeyim. İstanbul'da tanımlanmış, uyduruyorum şimdi, 100 tane fırın var. 101.sini kuramıyorsunuz. Fırıncılardan biri öldüğü zaman, çocuklardan biri bu mesleğine uğraşmış, bir yere gelmişse ne ala. Yoksa o fırını veya o ruhsatı fırıncılar odası satıyor. Alan parayı da eski fırıncının ailesine veriyorlar. Oraya yeni bir fırıncı atanıyor. Ama fırıncının fırıncılık edilmesi için mutlaka ruhsatında usta olması lazım. Yani ben param var, geldim onun şeyini alayım, yok böyle bir şey. Osmanlı bu lonca sistemi muhteşem, güzel bir sistem. Yani aslında günümüzde bile belki farklı versiyonda vardır ama bu şekilde icra edildiğini söyleyemeyiz. İcra edilebilmesi anlamında o dönem Osmanlı'da var olan sistem günümüzde bile yok aslında.
Evet. Sadece İstanbul'da değil, bu sistem bütün Osmanlı şeyinde. Yani benim canım sıkıldı, Adana'ya gideceğim. Adana'dan vazgeçtim, Trabzon'a gideceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her meslek sahibi olmayan mürür belgesini getirmeden başka bir şehre gidemiyor. Evet. Hocam başka bir sorumuz da Osmanlı'nın nasıl yönetildiğini, İstanbul'un nasıl yönetildiğini anlatmış oldunuz. Bir de aramızdan hemen önce bir yangına değinmiştiniz. Osmanlı'da Beyoğlu'nda çıkan büyük bir yangınla aslında neredeyse yeniden bir imar faaliyeti olduğunu, baştan oranın imar edildiğini anladım konuşmanızdan. Bunun gibi İstanbul'da birçok yangın çıktığını biliyoruz. Yani ahşap yapıların olması, genellikle birbirine bitişik birçok ahşap yapının yan yana olması sebebiyle yangın bir yerde başlayınca öbür tarafta mahallenin sonuna kadar, semtin sonuna kadar devam ediyor. Bunlardan birisi de bildiğimiz kadarıyla Galata'nın da, o zamanlar yangın kulesi olarak kullanılan Galata Kulesi'nin de yandığı, harap olduğu büyük bir İstanbul yangınıydı. İstanbul'un büyük bir felaketi. Yangınlar İstanbul'a ne şekilde, İstanbul'un yerleşik düzenine, semtlerin oluşmasına, yapıların şekillenmesine nasıl yön vermiş? Şimdi şöyle anlatayım. Osmanlı döneminde 1453'ten itibaren ahşap yapı yapmak ucuz. Kâgir yapı yapmak pahalı. Sadece devlet binaları kâgir olabiliyor. Yani böyle bir bütçe yok. İnsanlar ahşap ev yapıyor. Bütçeden dolayı mı hocam? Bir de şunu duymuştuk. Başka bir yerde okumuştum ve bir hocamızdan dinlemiştim. Eğer taş yapı yaparsan bu merkezi yönetim tarafından hoş karşılanan bir durum değil. Daha kalıcı olduğu için bunu ancak devlet yapar, padişah yapar. Sıradan bir kişi eğer böyle bir şey yapmaya yeltenirse bu hoş karşılanmaz diye. O yüzden insanlar mecburen ahşap yapı yapıyordu. Bu doğru mu? Doğru değil. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Osmanlı'da sistem itibariyle bir takım insanların birdenbire çok zengin olmaya şansı yok. İthalat, ihracat zaten yabancıların elinde. Herkes lonca üyesi olduğu için bir meslek yapıyor. Şu işi yaptım, çok para kazandım, zengin oldum. Böyle bir mantık yok Osmanlı'da. Şimdi en pahalı yapı stili camilerin yapıldığı kesme taştır. Yani taşı alıyor adam, dikdörtgenler prizması gibi yontuyor. Teker teker onları yontuyor. Bunun için de çok pahalı, zor bir iş. Bunun bir ikinci versiyonu da kırma taş dediğimiz şeyler. Bildiğimiz sokaktaki taşları yan yana kullanarak sıvayla kapatılması yapılıyor. Mesela Bizans yapılarında bu çok vardır. İstanbul'daki Rum Ortodoks kiliselerin büyük çoğunluğu kırma taştır. Hı hı. Ama halkın yaşayacağı evler, konutlar ahşaptır. Ahşap ucuzdur. Mesela Boğaz yangınlarında da aynı şey. Hatta Cumhuriyet devrinde sanıyorum 1938'lerden itibaren İstanbul'da ahşap yapmak yasaktır. Yani siz bugün evinize ahşap yapıyorum diyemezsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında var bu. Anladım. Başka bir sorumuz da hocam. Benim eski fotoğraflara baktığımda, daha doğrusu gravürlere baktığımda, çizimlere baktığımda Osmanlı döneminden yahut Bizans döneminden İstanbul'un yemyeşil, ferah, belli yerlerinde simge yapıların yükseldiği ve yeşilin hakim olduğu müthiş bir manzaraya sahip bir şehir. Evet, şu anda da o manzarasını koruyor. Aradan Boğaz'ın geçmesi sebebiyle, Haliç sebebiyle, iki tarafının deniz olması sebebiyle. Ama yeşilinin daha az olduğunu, açık alanlarının giderek azaldığını ve özellikle çoğu ilçemizde göz alabildiğine betonarme yapıların parksız, bahçesiz veya çok az sayıda parkla bahçeyle arttığını görmekteyiz. Bir mimar olarak da aynı zamanda size soruyorum. İstanbul'un tarihini, geçmişini bilen, araştıran, onlarca bunun üzerine kitap yazan birisiniz ve aynı zamanda bir mimarsınız. İstanbul'un şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz ve o eski gravürlerdeki, çizimlerdeki İstanbul'a dönme ihtimalini, bu şansı görebiliyor musunuz? Bunun yolu nedir? Şimdi size konuyu şöyle anlatayım. Ben bu ara yeni bir kitap üzerine çalışıyorum. Boğaziçi. Osmanlı dönemindeki Boğaz'ı anlatıyorum.
300'e yakın yalıyı araştırdım. Kasım ayından bu yana bu kitapla uğraşıyorum. Sanırım Ekim veya Eylül veya Ekim ayında çıkacak. Osmanlı'daki Boğaz'daki yalıların hepsinin, tabii büyük formatlı yalıların hepsinin arkasında bir kor var. Aşağı yukarı Rumeli yakasında, bilelim son rakamları da alır getirdim. Rumeli yakasında 25 tane böyle büyük kor var. Anadolu yakasında da 18 kor var. Rumeli yakasında en büyük koru Yıldız Parkı'nın olduğu yer. 437 dönüm. Karşı tarafta da 350 dönümle Valdebağ Korusu. Osmanlı'daki bütün büyük yalıların, yani sahile cephesi olan yalıların hepsinin arkasında bir köprüyle geçirilen büyük bir koruları var. Yani Boğaz'ın %70'i yeşillik içinde. Maalesef biz İstanbul'a yaptığımız en büyük kötülük bu yeşil alanları yok ettik. Demin söylediğim gibi sanayi kurduk. Bu yeşil alanların bir kısmına fabrikalar kuruldu. Son 20 yıldır da yönetimdeki parti tamamıyla İstanbul'u betonlaştırdı. Bu saatten sonra İstanbul'un düzelme şansı yok. Ha bilmiyorum, İstanbul bir depremde ne derece zarar verir. İnşallah insanlarımızın... Allah korusun, o da istediğimiz bir şey değil. Değil. Ama benim inancım, İstanbul'un bu saatten sonra yeşilliği ve şehir özelliğini, İstanbul özelliğini kaybetti. Peki elimizden geldiğince İstanbul'un var olan tarihi dokusunu, kültürel yapısını koruyarak ve biraz daha yaşanabilir bir şehirde iskan edebilmek için, gelecek nesillerimize biraz daha yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için, geçmişteki güzelliğine tam olarak döndüremesek de olabildiğince iyi elde edebilmek için partilerden, siyasetten tamamen bağımsız, İstanbullu olarak, Türkiye'li olarak, çünkü ülkemizin de gözde şehri, bütün dünyanın medeniyet başkenti aslında İstanbul. İstanbul'u daha yaşanabilir hale getirmek için bize düşen vazifeler neler? Merkezi idare elinde mühür olduğu müddetçe bizim hiçbir şey yapma şansımız yok. Yani inanılmaz yerlere inanılmaz ruhsatlar. Demin program başında dedim. Roma bir tane ev yaptırtmıyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Floransa'da evinizi yenileyeceğiniz zaman, çatınızı yenileyeceğiniz zaman 2/3 eski kiremit kullanma zorunluluğunuz var. Düşünebiliyor musunuz? Adam sizin kiremitinize kadar karışıyor. Tarihi bizdeki dokusu, görüntüsü bozulmasın diye. Bizdeki gibi balkonu kapattım, uzattım. Böyle işler yok Avrupa'da. Biz maalesef İstanbul'a bugün hala ruhsat verdiğimiz bir şey, İstanbul'u kurutuyoruz. İstanbul'un bir daha düzelme şansı yok. Ben yurt dışında doktora çalışması yapmıştım, maalesef bitirmedim onu. 5 milyonu geçen nüfus olan şehirlerin tarihi ayakta tutma şansı yok. Çünkü insanların menfaati var. Oraya bir dükkan kuruyor, onu şey yapıyor, bakın. Sultanahmet Camii muhteşem güzel bir cami. Dünya çapında bir cami. Zeytinburnu'na 2 tane gökdelen diktiler. Sultanahmet Camii'nin bütün panoramasını yok ettiler. Evet. Hocam, beni bu konuda konuşturmayın. Tamam hocam. Seyircilerimizden Galata ile ilgili bir soru vardı. Şu an var olan gönderilen mesajlar içerisinde bulamadım ama okumuştum. Onun mesajına tercüman olmaya çalışayım aklımda kaldığı kadarıyla. Galata Kulesi Bizans dönemindeyken ayrı bir Galata Kulesi diyorum pardon. Galata bölgesi Cenevizlerin elinde ve Bizans dönemindeyken ayrı bir devletti diyorsunuz. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra da onları orada onlara iskan hakkı verdi. Haklarından mahrum etmedi. Kalmalarına müsaade etti. Peki onlar müstakil bir devlet olma özelliklerini devam ettirdiler mi? Osmanlı böyle bir şeye müsaade edebilir mi? Osmanlı Galata'ya hiçbir şeyle karışmadı. Şimdi
O konuyu çok fazla uzun bir konu, burada televizyonda anlatılacak konu tabii değil. Kısaca alabilirim. Oradaki devletin başındaki yöneten kişiye podesta deniyor. İlk başlarda o podesta Ceneviz tarafından atanıyor. Osmanlı zamanında o podestanın atanmasına Osmanlı karşı çıkıyor. Diyor ki siz kendi aranızda birini seçin. Yani Galata'da oturanlardan biri Galata'nın valisi veya yöneticisi olsun. Bunu da Galata Kadısı'nın huzurunda yapılıyor. Yani orada başkanlık yapmak isteyen 3 kişi, 5 kişi, 6 kişi seçim yapılıyor. Bakın 16. yüzyılda orada seçim yapılıyor. Seçimi de bizim Galata Kadısı Yüksek Seçim Kurulu gibi denetliyor. Bu tabii çok önemli bir konu. Osmanlı'nın içinde duruyor ama kendi aralarındaki düzenine Osmanlı karışmıyor. O dönemde Galata Kulesi tamamıyla yangınlara karşı, hatta bir dönem hapishane olarak kullanılıyor. Yani çok önemli, Osmanlı için çok önemli bir yer değil orası. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Programımızın sonuna geldik. Birkaç dakikamız kaldı. Sizin istediğiniz, bizlere vermek istediğiniz bir mesajı da sizden dinlemek istiyoruz. Kapanışı yapmadan önce hocam. Bir İstanbullu olarak ve İstanbul'da yaşayanlara seslenen birisi olarak neler söylersiniz? Fazla kat yapmayın. Fazla büyük binalar yapmayın. İstanbul'un güzelliğini bozmayın. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Ve kıymetli seyircilerimize de bu saate kadar bizimle olduğunuz ve programımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta programımızda, stüdyomuzda değerli araştırmacı yazar Turan Akıncı'yı konuk aldık ve kendisinden İstanbul'la ilgili İstanbul'un tarihini, geçmişini, kültürel dokusunu, simge yapılarını ve nezih semtlerini kendisinden dinledik. İstanbul'la ilgili belki de şimdiye kadar ilk defa duyduğumuz birçok bilgiyi hocamızdan öğrenmiş olduk. Kitaplarından da daha öğrenebileceğimiz çok fazla bilgi var. Özellikle İstanbul üzerine yoğunlaşmış. Mütareke döneminde İstanbul'u mesela konuşma fırsatı henüz bulamadık. Başka bir programda inşallah daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Her yönüyle İstanbul'u ele almaya çalışan ve birçok değerli bilgilere ulaşmış olan, kitaplarına bunu yansıtan bir değerli yazarımız, hocamız. Kendisinden istifade ettik. Çok sağ olun hocam bir kez daha. Ben de bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ve tabii ki siz kıymetli seyircilerimize daima Kanal 12'de olduğunuz için ve Bilgi Pusulası programını da takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ayrıca mesaj gönderen seyircilerimize de selamlarını, teşekkürlerini, hepsini okuyamadığımız bu birçok mesajı bizlere gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Onların şahsında bütün seyircilerimizi buradan selamlıyoruz. Haftaya yine Salı akşamı Bilgi Pusulası programında siz değerli seyircilerimizle buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.